Mevlana karşılıksız sevgidir. Mevlana bütün suçların yıkanıp arındığı, bütün günahların tertemiz olduğu af ve anlayış kapısıdır. Bir gün Mevlana'ya filan kişi hiç günah işlememiş dediklerinde dudağını bükerek keşke işlemiş olsaydı da sonra pişman olsaydı demiştir. Her an taze bir umut saçan Hüdavendigâr Mevlana'nın mizacı da hoş ve tatlıydı. Her şeyi şakaya almasını bilirdi. Birinin bir başkasına kızarak senin postunu üzerim demesi üzerine Mevlana ne iyi adammış, biz dostun rahmetine kavuşmak için gece gündüz postu çıkarmak ve onun zahmetinden kurtulmak arzusundayız. Keşke gelse de bizi de postun derdinden kurtarsa diyerek hem güldüren hem de düşündüren bir insanlık ustasıydı. Mevlana'ya göre mala ve mülke tapanların dostluğu dünyevidir. Ona göre dostluğun şartı kendini dostuna feda etmek, dost için icabında kendini kavgalara atmaktır. Mevlana sevdiklerini her şeyiyle severdi. Onun sevgi anlayışı basit, maddi çıkarlarla kuşatılmış menfi aldatmacalar değil, mert gönüllerin coşkusu ve karşılıksız sevgiydi. Her şeyin ilacının sevgi olduğunu söylerken şöyle der Mevlana. Sevgiden bakırlar altın kesilir, dertler sevgiye derman olur ve ölüler sevgiden dirilir. Mevlana en güzel sevginin Allah'a duyulan aşk olduğunu söylerken Allah sevgisinde yok olarak sonsuz hayatın müjdesini vermiştir. Bir mısrasında şöyle der. Sevgide derlenip toplananlar şu insan kalabalığı gibi ölmezler. Ve bir başka yerde de şöyle seslenir. Aşksız olma ki ölü olmayasın. Aşkta öl ki diri kalasın. Beyt. Mezarıma gelirsen bir bak da gör. Benim gözlerime toprak dolmamıştır. Mezarımda bile gözlerim aşkla doludur. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hasan çıkar dedi.